Finansal okuryazarlığın tek ve doğru adresi Karıncalar TV'ye hoş geldiniz. Aslında bazı kişiler tarafından eleştiriliyor. Neden tek diyorsun? Evet, çok adres var. Finansal okuryazarlık üzerine çalışmalar yapan, bir şeyler yapmaya çalışan. Ancak bu adreslerin tabii ki doğruluğu tartışılır. Bu kadar değerli, liyakat sahibi insanların gönüllü bir şekilde hiçbir kurumdan destek almadan, bakın ısrarla altını çiziyorum, tamamen buradaki insanlar kendi ceplerinden belirli bir para harcayarak, belirli bir çaba harcayarak, değerli zamanlarından ayırarak yaptığı bir çalışma. Onun için bana göre finansal okuryazarlığın tek ve doğru adresi Karıncalar. Tekrar Karıncalar hoş geldiniz. Şimdi bugün çok önemli, yine tabii önemli diyoruz. Çünkü biz önemsiz konuya bakmıyoruz. Çok önemli bir konuya benim aslında uzun süredir nötr baktığım ve bu nedenle bana büyük tepkilerin geldiği bir konuya değinmek istiyoruz. Son 2 hatta 3 yıldır ben altınla ilgili gelen tüm sorulara olumsuz yanıt verdim. İlk bu olumsuz yanıt verdiğimde 2100 dolardı altın. Ve daha sonra o dönem neydi? Merkez bankaları altın satmaya başlamıştı. Bazı büyük traderlar, bazı büyük portföylerde altın satıyordu. Ancak ben burada altına olumsuz bakma nedenim bu merkez bankalarının satışı ya da traderlar değildi. Burada Fed'in aldığı bir karardı. Fed o zaman şu cümleyi kullanmıştı. Biz parasal sıkılaştırmaya gideceğiz ve faiz arttıracağız. Ve gerçekten de enflasyonla mücadele için bir yeni dönem başlıyordu dünya için. Tabii ben buna dayanarak altınla ilgili olumsuz yorumlar yaptım. O günden sonra altın bir daha iflah olmadı. Ha şimdi bazı izleyicilerimiz diyor ki ya sen öyle dedin ama bak gram altın nereden nereye geldi? Şimdi gram altın arkadaşlar, gram altın aslında dolara endeksidir. Çünkü altının uluslararası onsu dolar bazında hesaplanıyor. Bu nedenle Türkiye gibi ülkelerde altının onsunun artışından çok tabii ki dövizdeki artışla, ama ha dolar almışsınız ha altın almışsınız, eğer ons artmaması halinde sizin için fark eden bir şey olmaz. Bu nedenle ben yine finansal okuryazarlık adına altının onsunun takip edilmesi gerektiğini öneriyorum. Eğer gerçekten altının onsunu yükselen bir trendde yakaladığınız zaman işte o zaman müthiş bir kar edersiniz. Bugüne kadar FED'le ilgili olumsuzdum altınla ilgili, ama son haftalarda altının gerçekten ucuz kaldığını düşünüyorum. İşte bugün bana göre altın konusunda en iyi yorum yapacak değerli bir uzmanımız, değerli direktörümüz, Karınca Direktörü Soner Hocam'la, Başkent Üniversitesi öğretim görevlisi Doçent Doktor Soner Göknen'le. Hocam hoş geldin. Merhaba başkanım. Konuştum nasıl değil mi hocam? Bence süperdi. Kötü olanı siz söylediniz. Yani Türkiye'de altın düşüyor, altın iflah olmaz dediğinizde çok tepki çekersiniz. Hocam altında uzun süredir o FED süreciyle birlikte başlayan 2000 doların altındaki trendi ki halen 1930 dolarlarda, hatta bir ara 1680'lere kadar sarttı. Artık düşüş trendi bitti mi hocam? Yani altın için yeni dönemi nasıl bekliyorsunuz? Altın için altın zamanı geliyor mu hocam? Müthiş. Başkanım tabii biz finansal okur yazarlığı çok önemsediğimiz için bana eğer izin verirseniz ben bu sorunuzu cevaplamadan altın nedir'i kısaca söylemek isterim. Tabii ki hocam, buyurun. Şimdi bunu en iyi bilen bizim annelerimiz, bizim kadınlarımız, özellikle Türkiye gibi ülkelerde son derece o yüzden önemlidir. Şimdi altın nedir? Altın bir değer taşıma aracıdır. Bunu herkese söylüyorum. Bakın, altın bir değer taşıma aracıdır. Değeri taşır, korur. Değeri taşır, korur. Bu nedenle altının fiyatı ne olacak sorusunu sormanız için altının değer taşıma aracı olarak talep görüp görmeyeceğini değerlendirmeniz gerekir. İş bu kadar basit. Bu kadar basit. Gelin örneklendirelim mi mesela çok basitçe. Savaş çıktı. Savaş. Dünya savaşı. Ülkeler birbiriyle savaşıyor.
Değeri nerede taşırsınız hemen başkanı? Altın. Efendime söyleyeyim. Pandemi altın. Altın. O zaman değer taşıma aracı ne belirliyor peki bu? Ne zaman biz o zaman ona gidiyoruz? Belirsizlik ve karışıklıklarda gidiyoruz. Peki hocam, burada bir parantez açmak istiyorum izin verirseniz. Evet, altının bunu finansal okuryazarlık adına soruyorum. Evet, pandemide, belirli kargaşada, savaş durumlarında altın büyük krizlerde değer kazanıyor. Ama biz bakıyoruz, son yılların en büyük savaşı Rusya ile Ukrayna arasında oluyor. Bütün dünyayı etkiliyor. Fakat bu altın piyasasını etkilemedi. Lütfen bunu da o yorumunuzun içine katar mısınız? Yani bu istisnanın nedeni ne hocam? Müthiş bir soru sordunuz. Hemen bunu da katarak cevap veriyorum. Bir kere dediğiniz çok doğru. Fed faiz arttırmaya başladığında altın 1600'lere kadar bir çekiliş, geri çekilme yaşadı. Sonra tekrar hızlıca 2000'leri gördü. Şimdi tabii uzmanlar arka arkaya açıklama yapmaya başladılar. Arka arkaya. Çok değerli uzmanlar bunlar. Mesela David Nehasuer gibi. Diyor ki 2024 yılı altının yeni zirveye ulaştığı bir yıl olacak. Mesela diyor bu adam. Çok da kesin konuşuyor. Başka uzmanlar var mesela. 2500 doları göreceğiz diyor 2024'ün son çeyreğinde. Kesinlikle ons konuşuyoruz tabii. Bunun da altını çizelim. Şu an ons konuşuyoruz. Gram altın hiç konuşmuyoruz daha. Niye bunu söylüyorlar? İlk onu söyleyelim. Niye bunu söylüyorlar? Bir kere dediğiniz savaş çok önemli. Dediğiniz savaş bir şeyi körükledi. Başka. Bir şeyi körükledi. Biz bunu iki programda daha tartıştık. Ve dediğimiz olaylara doğru hızlı da bir koşu var. Dedik ki çift kutuplu bir rezerv para savaşı geliyor. Çift kutuplu bir rezerv para savaşı geliyor. Nasıl geliyor dedik? Amerika'nın özellikle keyfiyetle yaptığı yaptırımlar bir. Çünkü bazı yaptırımlar tamamen dünyanın jandarmalığına soyulmuş yaptırımlar. Hani şunu çok rahat söyleyebileceğimiz yaptırımlar. Sana ne kardeşim diyebileceğimiz yaptırımlar. Artık bu yaptırımlar o kadar çok sık olmaya başladı ki diğer ülkeler sıkılmaya başladı. Rusya başta. Rusya'nın peşinden giden ülkeler. Suudi Arabistan çok enteresan. Her seferinde sopa sopa sopa. Birleşik Arap Emirlikleri gri listede hala. Asya'ya gittiğinizde birçok yaptırım tehditleri. Latin Amerika'da görüyorsunuz. Latin Amerika'da görüyorsunuz. Sıkılmaya başladılar. Dediler ki biz artık bu dolar rezerv bağımlılığından çıkmamız lazım dediler. O yüzden ne yaptılar? Bakın ne yaptılar ve devam ediyorlar. Türkiye'de bunu yaptı kısmen. Hatta belli aylarda çok ciddi yaptı. Dolardan rezervde altına döndüler değil mi başkan? Hala dönüyorlar. Bu altın talebinin sıcak kalmasına yol açıyor. İkinci bir yön geldi. Şimdi Amerika'da daha faiz arttırım sinyalini, büyüme yüksek gelirse Powell faiz arttıracağını söyledi ama bu artık 2024'te şunu ortaya koyuyor ki 2024'te Amerika'da durağanlık artı enflasyon bir süre devam edecek. Bu ne stagflasyon demek? Stagflasyon dediğiniz nasıl bir ekonomik ortam? Değeri korumayla ilgili yüksek belirsizlik içerisine girdiğiniz bir ekonomik ortam. Yüksek belirsizlik gene değer taşıma aracına talebi ne yapacak? Diri tutacak. Gene diri tutacak. Diğer bir noktaya gelelim. Bireyselin mücevher talebi. Hindistan, Çin bunda çok büyük bir rol oynuyor. Bireyselin mücevher talebi. Burada da son City raporunda talebin devam ettiği öngörülüyor. BRICS toplantısı. BRICS toplantısında dolar kullanımının azaltılması, yerel parayla ticaretin teşviki ve nihai hedef olarak altını çiziyorum, altına dayalı dijital bir rezerv para biliminin oluşturulması var. Şöyle bir sorun var yalnız. Bu ülkelere baktığınız zaman demokrasinin olmadığı,
tamamen dikta rejimleriyle yönetilen, dünyanın çok da itibar etmediği ya da çok saygın görmediği ülkeler. Şimdi böyle bir ülkelerin arkasından insanlar sırf rezerv paraya karşı olmak için neden arkasından gitsin? Burada bir çelişkiye düşmüyor musunuz hocam? Yani burada bahsettiğiniz bir İsviçre, Norveç, Almanya, Fransa değil hocam. Yani burada bahsettiğiniz Hindistan, Çin, Rusya, yani tamamen demokraside sınıfta kalmış bir ülkelerin başı çektiği böyle büyük bir devrimin başarı şansı var mı hocam? Orta ve uzun vadede iyi hatırlayalım. Amerika, yani bizim liberal kapitalizm komünizme karşı neyle kazanmıştı mücadeleyi hatırlarsak. Ben bunu hep söylerim. Rock and roll'la, hatırlar mısınız var? Hatırlıyorum hocam. Rock and roll'la kazanmıştı. Yani kültürle kazanmıştı. Bu dediğiniz çok doğru. Şu tartışma var. Bu iki kutubun demokrasi ve insan hakları, kişisel özgürlükler bakımından gene büyük farklılıkları ortaya çıkıyor. Ve orta vadede şu bir teşhis olarak konulabilir. Bu ülkedeki insanlar diğer kutuptaki yaşam tarzına özenecekler ve bu sistemin çok uzun vadede gidişatı yok denebilir, ama kısa vadede bu demokratik olmayan ülkelerin elinde başka bir güç var. Nedir hocam? Enerji ve emtia gücü. Ve dünya mevcut durumda, bakın, Avrupa'nın enerji noktasında bağımlılıktan çıkması en erken 10 yıl. Enerji bağımlılığından çıkması en erken 10 yıl. Adamlar Afrika'da çok büyük bir alana güneş enerjisi santrali kuruyorlar. Oradan elektriği kabloyla taşımayı düşünüyorlar yani. O duruma gelmiş vaziyette. Peki altına dönelim hocam. Onu anlatıyorum. Dolayısıyla bu ülkelerin elinde böyle büyük bir emtia olduğu için, emtia gücü olduğu için, bunlar emtianın fiyatını dolar harici belirleme şansına sahipler bir araya gelirlerse. Tabii bu ne kadar karışıklık çıkarır, bunu göreceğiz önümüzdeki günlerde, ama uluslararası raporlarında dediği gibi bu hamle bu ülkeleri altın talebini arttırmaya yoğunlaştıracak. Tüm bunları bir araya koyduğumuzda, yani Amerika ve Avrupa'da stagflasyonu, bu diğer kutubun BRICS tarafının altın talebini koyduğumuzda da 2024 yılı için bir kere 2000 doların üstü kesin diyebiliyoruz. 2500 dolarlık da bir tepe hedefini görüyoruz. Sizinle hem fikir olmadığım bir durum var. Şu BRICS ülkelerini çok aşırı kutsadığınızı düşünüyorum. Neden kutsadığınızı düşünüyorum hocam? Mesela ben her zaman şunu söylerim. Bir Amerikan doları. Amerikan dolarının arkasında ne var hocam? Amerikan ordusu var. Devasa tamam. Bir ordu var. Tamam. Biraz önce dediniz ki işte jandarma. Bakın daha düne kadar Avrupa'da büyük bir savaş vardı. Sırp savaşı, Bosna savaşı. Ve bunu Avrupa maalesef yanı başında, göbeğindeki bu savaşı önleyemedi hocam. Kim bitirdi bu savaşı? Amerika bitirdi hocam. Sadece 5-6 uçakla, bombardımanıyla bunu bitirdi. Askeri gücüyle bitirdi. Bana göre bir Amerikan doları dediğiniz zaman arkasında bir Amerika ordusu var hocam. Bu nedenle bakın, altınla ilgili görüşlerinize katılıyorum, ama sizinle bu rezerv para konusunda, özellikle BRICS ülkelerinin rezerv parayı, bakın dijital konusuna girmiyorum hocam. Dijital konusunda haklısınız, kesinlikle haklısınız, ama bu sürecin bu ülkeler tarafından başarılabileceğine inanmıyorum. O konuda muhalifim. Altın konusuna gelince hocam, altın konusunda çok isabetli görüşleriniz var. Sadece şu soruyu sormak istiyorum hocam, fazla da uzatmak istemiyorum. Peki 2024 yılı içerisinde Fed'in stratejilerini az çok biliyoruz. Faizin 6'ya kadar çıkabileceğini, çıkması halinde altında beklenti uzar mı o 2500 dolar? Yoksa artık gerçekten altın ucuz kaldığı dünyadaki bütün portföyler tarafından dile getiriliyor. Bu ilk 6 ayda gerçekleşir mi hocam? Bana onu söyler misiniz? Müthiş soru gene. Başkanım, size program yapmak zor. Bazen hazırlıksız yerden yakalanır diye. De hocam, hep siz mi sınavda sorarsınız? Öğrencilerin çok seviniyordur beni bu halde görünce, o yüzden.
şunu söyleyebilirim. Büyüme verisi yüksek gelirse Amerika'da sert faiz artışı görebiliriz. Tabii sert bizdeki gibi sert değil. Yani adamlar 0.5 beklemiyor. 0.5 üstüne koyuyorsunuz, fazla oluyor. O zaman dediğiniz gibi gerçekleşme hızı hem artar hem de hedef yukarı gidebilir. Yukarı gidebilir. Ama soğuma ne kadar erken gelirse, soğumayı nereden anlayacağız? Resesyonla, durağan ekonomiye düştüğünde. Ki hatta buradan gene atıf yapalım. Bunun ilk sinyali konut fiyatlarının düşmesidir dedik. Siz de müthiş bir haber girdiniz. Almanya'da konut fiyatı düştü. Evet. Mesela Almanya'da motor soğudu. Artık onu görüyoruz. Amerika'da da motor soğuyunca, yani ekonomi bir durgunluğa girince stagflasyon 2024'ün 7 ayında falan devam eder. 2024 sonunda biter. Ama motor soğumazsa dediğiniz gibi hem hedef yükselir hem de gidiş trendi uzar, ama hareketler daha hızlı gerçekleşmeye başlar. Hocam çok teşekkürler. Gerçekten çok aydınlandık. Teşekkür ediyorum. Altıncıların gözü aydın. Soner hocamız güzel şeyler söyledi. 2024 gerçekten altıncılar için altın yıl olma olasılığı çok yüksek. Ben de aynı görüşteyim. Uzun süredir muhalif olduğum, dediğim gibi altının gerçekten diğer borsa ve diğer yatırım araçlarına göre gerçekten çok ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Hocam çok teşekkürler. Görüşmek üzere bir başka programda. İyi akşamlar diliyorum. Herkese selamlar.